Sayın seyirciler, şimdi tekrar Gence'ye gideceğiz. TRT Haber ekipleri sıcak duraklarda, sıcak noktalarda gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Muhabirimiz Damla Erikan, Gence'de bir başka noktada bizi bekliyor. Damla, hemen sözü sana bırakacağım. Senin bulunduğun noktada son durum nedir? Ayrıntılar için seni dinliyoruz. Mustafa, bunun gibi onlarca oyuncak, onlarca yarım kalan hikaye var şu anda Gence'de. Bir hafta geçmeden Gence yine Ermenistan saldırısıyla karşı karşıya kaldı ve 13 sivil yaşamını yitirdi. Burası bir mahalle, koca bir mahalle enkaz altında kaldı. 13 sivil hayatını kaybetti ve ikisi çocuktu hayatını kaybeden siviller arasında. Şu anda enkazdaki çalışmalar devam ediyor. Hemen arka taraftaki füzenin düştüğü noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zira herhangi bir kişi kaldı mı kalmadı mı bunun incelemesi yapılıyor. Bir taraftan da tabii siviller meraklı bekleyişini sürdürüyor burada. Gördüğünüz gibi bir yakınları var mı, evlerinde kimse kaldı mı, bir şey olacak mı diye meraklı bekleyişleri devam ediyor. Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Bakın buradan birçok sivil, birçok Genceli hem üzgün hem de meraklı bir şekilde bekliyorlar. Yıkılan evlerini, dağılan hayatlarını burada maalesef sadece izliyorlar. Efendim, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi Mustafa, ordu cephede ilerlerken Fuzuli kontrol altına alındı, Cebrail kontrol altına alındı. Ancak Ermenistan askerle değil, burada maalesef sivillerle uğraşıyor. Hocalı'da olduğu gibi sivilleri katlediyor. Efendim, çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Çok tazeydi. Neler yaşadınız? Evimin evine düşüyor. Oğlunu geldi. Nevelerini öldürüyor. Buradasınız, ayaktasınız. Biliyorsunuz ki Ermenistan bunları sivilleri korkutmak, kaçırmak için yapıyor. Biliyorsunuz bunu. Değil mi? Bilirim, bilirim. Ne söylemek istersiniz? Kişi neden korkmuruk? Ölse göğümüzde öleceği, yemimizin altında öleceği. Kişi neden korkmuruk? Onlar kim itlerden korkan, onlar kim olsun? Sizin? Birbirimin öğüne düşüp, cavan oğlu, gelini, nevesi ölüp. Çok başınız sağ olsun. Sağ olun, kurban olun. Sizi bekliyorsunuz. Hem dert olduğunuz için sağ olun. Sağ olun, Allah size yardım eylesin. İşine tapmadık, geldik içine tapmadık burada. Sağ olun, hemşe yanımızdasınız. Türüşlere kurban olun. Çok geçmiş olsun efendim, çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Mustafa, bunun gibi onlarca hikaye var burada. Onlarca insan var, sivil var. Ve tarih boyunca biliyoruz aslında Ermenistan'ın bu şekilde Hocalı'da olduğu gibi, başka noktalarda olduğu gibi sadece sivilleri hedef aldığını, sivil yerleşimleri hedef aldığını, burası cephe hattına yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence. Ne Karabağ'la ne Dağlık Karabağ'la hiçbir alakası olmayan bir yerleşim yeri, bir öz Azerbaycan toprağı. Dağlık Karabağ gibi, Karabağ gibi aslında burası da Azerbaycan toprağı. Ancak maalesef Ermenistan aradan bir hafta geçmeden bir saldırı, bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi ve 13 can gitti burada ve iki bebek çocuk hayatını kaybetti. Bebek katili demek istiyorum ben artık Ermenistan için. Burada çünkü yitip giden can var, gerçek var ortada. Bir taraftan da yine insani yardım adı altında burada birçok silah ve füzede taşıdığını, Ermenistan'ın taşındığını bir kez daha gördük. Skat füzeleriyle çünkü hedef alıyor burayı. Uzun menzilli füzelerle, balistik füzelerle hedef alıyor. Gence'deyiz şu anda. Yaralar sarılacak. Herkes ayakta, dimdik ayakta. Kimse evini terk etmeyecek, terk etmiyor. Ordusunun yanında Azerbaycanlılar, Genceliler. Yine cepheden gelecek, Fuzuli'den, Cebrail'den geldiği gibi cepheden gelecek haberleri bekliyorlar.